Merhaba sevgili izleyiciler, San Francisco'dan 3. videoyla karşınızdayım. Ses gitti, kusura bakmayın. Gerçekten büyük emek harcıyoruz. O nedenle videolarımızı beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Bu sefer elimde Apple'ın 5. nesil saati var. Apple Watch Series 5 şu anda elimde sevgili dostlar. Hangi özellikleri var? Bunları hızlı bir şekilde sizlere anlatacağım. Neden çok hızlı anlattığımı da söyleyeyim. Belki önceki videolarda kaçırdıysam anlatmayı hemen şimdi itiraf edeyim. Çok hızlı bir şekilde bir arkamdaki gazeteciye bu saati bırakmam gerekiyor. O nedenle bana ayrılan sürede hızlı bir şekilde anlatacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın sevgili dostlar. Bu da benim için çok önemli. En önemli yenilik Always On Display sevgili dostlar. Şu anda aslında saat uyuyor. Mesela benim de şu anda kolumda saat var. 4. nesil. O uyuduğu zaman ekran siyah. Bakayım. Evet, şu anda siyah. Ve bu birçok kişi tarafından eleştiriliyor. Yani ben böyle saati takmam kardeşim. Bu bozuk mu, pili mi bitti, ne oldu, bu anlaşılmıyor falan diyor. Ama yeni nesil Apple Watch'ta şu anda görmüş olduğunuz gibi her zaman saat görünüyor. Nasıl uyanıyor, uyanınca ne fark var hemen göstereyim. Şu anda uyandı ve saniye hareket ediyor. Eğer uyanık halden uyku haline geçerse ne oluyor, bir daha gösteriyorum. Bakın saat şöyle yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi uyku halinde ve saniye ilerlemiyor. Bu neden yapılıyor onu da bilgi vereyim. Tabii ki pil performansını korumak için. Çünkü Apple bugün yapmış olduğu sunumda pil performansının tüm gün kullanıcısına hizmet edebileceğini söyledi. O nedenle bu Always On Display aktif halde olunca bazı özellikler, işte o saniyenin gitmesi, işte sayarken kronometrenin gitmesi gibi bazı özelliklerden mahrum kalacağız. Ama şu hali gerçekten çok güzel. Akıllı saatler için en çok beklenen yeniliklerden bir tanesiydi. Apple bunu yaptı sevgili dostlar. Bununla beraber bir diğer yenilik de, yani benim kolumdaki saatte olmayan ama burada olan bir yenilik. Pusula. Evet. Pusulayı açıyorum arkadaşlar. Kıblesini şaşıran kişiler için harika bir yetenek diyebilirim sevgili dostlar. Yönünüzü bulabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi pusula da var. Önceki nesillerde olmayan ama yeni saatte kullanabileceğiniz bir özellik. Pusulayla beraber aslında birçok yetenek gelmiş oluyor. Örneğin haritayı açayım size. Şu anda haritayı gördüğünüz gibi Apple Park'ın içerisindeyim. Haritada yönünüzü belirleyebiliyorsunuz. Yani telefona gerek kalmıyor sevgili dostlar. Bununla birlikte çok da güzel uygulamalar var. Night Sky var mesela. Yıldızları buradan saatinizden izleyebiliyorsunuz. Şu anda biraz gökyüzüne tuttum. Always On Display hemen devreye girdi. Görmüş olduğunuz gibi bu pusulayla beraber yeni sensörlerle birlikte oldukça daha yetenekli hale geliyor sevgili dostlar. Bir diğer yenilik acil arama. Şimdi ben buraya basıp tuttuğum zaman Emergency SOS acil arama butonu var. Bu arama butonu uluslararası çalışabiliyor. Diyelim ki bir ülkedesiniz ve o ülkenin acil servisinin numarasını bilmiyorsunuz. İşte bu akıllı saat hemen o numaraya ulaşabiliyor sevgili dostlar. Bunu öğrenmenize gerek kalmıyor. Ve bir diğer konu da gürültü ölçebiliyor. Bu diğer saatler için de geçerli. WatchOS 6 için söylüyorum. Yani yeni işletim sistemiyle beraber geliyor. Sadece buna özel bir uygulama değil. Gürültü ölçmesi ne anlama geliyor? Bakın noise var burada. Hani içinde bulunduğunuz ortam ne kadar gürültülü? Mesela şu an gerçekten gürültülü bir ortamdayım. Acayip yoğun bir ortam var. İşte onu ölçebiliyor ve şu anda okey diyor. Ama şöyle bir gürültü yaptığım zaman da hemen sarıya dönüyor sevgili dostlar. Şimdi bu gürültü ölçmeyle beraber yeni işletim sisteminde uygulamalara doğrudan saatten ulaşacaksınız. Bakın burada App Store'u görüyoruz. App Store'la beraber uygulamayı doğrudan buradan indiriyorsunuz. Yani telefonunuzu açmanıza gerek kalmıyor. Bununla beraber tabii ki aktiviteleri ölçüyor. Yani onları hiç anlatmıyorum bile. Yani bu saat gerçekten benim hayatımı kolaylaştıran, benim aynı zamanda eşimin de hayatını kolaylaştırıyor. Çünkü iki tane bebeğimiz var ve bu saatle beraber birçok işlemi yapabiliyoruz telefona ihtiyacımız olmadan. Bunun içerisinde Siri'yi kullanmak var, bunun içerisinde WhatsApp'tan mesaj göndermek var. Birçok özellik sevgili dostlar. O yeteneklere hiç girmedim. Sadece yenilikleri ve yeni işletim sistemiyle beraber gelecek olan bazı özellikleri sizlere göstermek istedim. Bir özelliği daha gösterelim. Burada
periyotları takip edebiliyorsunuz. İşte özellikle kadınlar için bu çok önemli. Buradaki ara birim sayesinde girişleri yapıyorsunuz ve belki doktorunuzla, belki kendiniz bazı bilgilere erişmek istersiniz. Kolay bir şekilde geriye dönük olarak da bu bilgilere sahip olabiliyorsunuz. Yeni işletim sistemiyle beraber bir diğer uygulama da sesli notlar. Aynı zamanda audiobook, sesli kitaplar da geldi sevgili dostlar. Hemen şurada açayım. Sesli kitapların kütüphanesinde tabii şu anda herhangi bir şey yok ama dinleyebiliyorsunuz. Bir de AirPods'unuz varsa zaten bu saat tadından yenmiyor. Sesli notlarla beraber bir de sesli kitaplarla beraber bir de sesli notlar var sevgili dostlar. Durun bir de hesap makinesini göstereyim. Videoyu sonlandıralım. Şimdi bu hesap makinesinde diyelim ki bir yere restorana gittiniz. Bu hesap makinesi de yeni geldi. Daha önceden yoktu. Ama şimdi izleyenler nasıl yani daha yeni mi diyecek. Örneğin 50 lira bir yerde yemek yediniz ve bahşiş vermek istiyorsunuz. İşte %19 verirseniz buralarda biraz bahşiş bol. Toplam bu kadar diyor. Hızlı bir şekilde hesaplayabiliyorsunuz. Dostlar bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Çünkü buradaki diğer gazeteci arkadaşlarıma bu saati bırakmak zorundayım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Apple'ın 5. nesil akıllı saatiyle olan ilk buluşmamı Shiftritme farkıyla sizlerle paylaştım. Kanala abone olmayan varsa mutlaka abone olsun. Bu videodan 2 tane önce yepyeni videolar attım. Bir tanesi iPhone 11, bir tanesi de iPhone 11 Pro ve Pro Max. Onları da mutlaka izleyin. Kartlarda var. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşça kalın.